Herkese selamlar. Lefke Avrupa Üniversitesi'nden ben Ceylan Erhan, tanıtım bölümünden. Bugünkü canlı yayınlarımıza zamanı verimli kullanma konusu ile başlıyoruz ve konuşmacı konuğum Sayın Profesör Doktor Ayşegül Ataman hocam olacak. Sizler yayına katılırken ben gerekli ayarlamaları yapayım. Bugün Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün değerli öğretmenleri misafirimiz. Hocamı davet edeceğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam sizi görmek çok güzel. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ ol Ceylan'cığım. Seni de görmek çok güzel. Teşekkür ediyorum. Bugün Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün değerli öğretmenleri, öğrencileri, misafirimiz. Konumuz zamanı verimli kullanma. Konuşmacı konuğum Sayın Profesör Doktor Ayşegül Ataman hocam. Doktor Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı kendisi. Misafirlerimiz de yavaştan yayına katılmaya başladılar. Nasıl geçiyor hocam günleriniz? Vallahi iyi. Gaziantep olunca tabii akan sular durdu. Memleketim, özledim. Evet. Ki arkadaşları, şehrimi, konu komşuyu, akrabayı hepsini özledik. Hepsine buradan kucak dolusu selamlar. Gazi şehrin, Gazi kentin güzel insanlarına, onlarla birlikte olmak çok güzel. Güzel bir zaman geçiririz herhalde ama pandemi burada da devam ediyor yani. Çıkmıyoruz sokağa. Mümkün olduğu kadar online işlerimizi götürüyoruz. Evet. Zaman aslında biraz da bize kaldı diyebilir miyiz hocam bu pandemi sürecinde? Zaman kavramıyla biraz farklı yüzleşiyoruz sanırım, değil mi? Ha, zamanın kıymetini bildik. Boşana kadar zaman harcadığımızı fark ettik. O nedenle belki bugünkü konuşmanın da ana fikri olan zaman yönetimiyle ilgili ciddi çalışmalar yapmak durumunda kaldık. Bu da çok çok önemli. Vaka sosyal medyada da dolanıyor. 2020 yılını yaşanmış saymayacağım, yaşıma da eklemeyeceğim çünkü bir şey yaşamadık, hep evde oturduk diye. Ben çok o kanıda değilim. Evde oturduk ama bir şeyler ürettik. Kendimizi planladık, programladık, bir şeyler yapmaya çalıştık. Bunları yapınca da gün öyle tükenmez bitmez gibi gelmedi. Sabah kalkıyorsun, akşam çabucak geliyor. Günleri güzel planladığın zaman zamanı kaçırmıyorsun. Önemli olan o zaten. Evet. Peki hocam nedir zamanı verimli kullanmak? Biz ne yaparsak zamanımızı verimli kullanmış oluruz? Zamanı verimli kullanmak ne demek? Boşa vakit geçirmemek demek. Çünkü zaman bir insanın sahip olduğu en önemli kavram, en önemli değer verdiğimiz şey. Çünkü gittiği zaman geri gelmeyen bir hediye bize bu. Bu geri gelmeyen bir şey. Şu anda konuştuğumuz şey 2 dakika sonra geçmiş olacak. Geçti bitti. Bunu geriye getirmemiz mümkün değil. O zaman bu bize verilen ve günlerle ifade ettiğimiz zaman 24 saat toplamda ifade ettiğimiz 24 saati bizim çok iyi değerlendirmemiz lazım. Yani sabahleyin kalktım, bugün ne olacak, kim bilir ne olacak diye lay 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 ortada dolanmak değil. Bu 24 saati en etkin biçimde, en verimli biçimde nasıl kullanacağımızı planlamamız gerekiyor. O zaman işte zamanı verimli geçirmiş oluyoruz. Bundan ilgili sosyal medyaya girdiğin zaman onlarca video var, onlarca bilgi var. Ama hepsini şöyle bir toparladığında ortak noktaları var bu bilgilerin. Zamanla ilgili, zaman yönetimiyle ilgili. Özellikle şimdi ayın sonunda üniversite sınavına girecek gençlerimiz var. Onlar için çok çok önemli. Zaman yönetimi, zamanı verimli biçimde kullanmak. Ne yapacaklar? Bunlarla ilgili bazı süreçleri yaşamaları gerekiyor. Bazı düzenlemeleri yapmaları gerekiyor. Kolay bir süreç değil. Hayatlarıyla ilgili bir şeye yön verecekler çünkü. Yeni bir devreye girecekler. Bu yeni devreye girdiklerindeki zaman dilimini iyi değerlendiremezlerse ne olacak?
Vah vah, tuh tuh, keşke şöyle yapsaydım, böyle olsaydı, acaba böyle olur muydu? Vah vah, tuh tuh, keşke dememek için kişinin içinde bulunduğu anı ve de o anla ilgili olan o 24 saati çok iyi, çok iyi planlaması gerekiyor. Birinci Evet. nokta, zamanı verimli biçimde kullanabilmek için kendimize bir ajanda yapmamız lazım. Bunu da nereden çıkarıyorum? Batı toplumlarına gittiğiniz zaman bu kadar internete, bu kadar cep telefonuna bilmem neye rağmen kişiler özellikle yılbaşında fark edersiniz. Ajanda taşırlar. Üniversiteden bize de veriliyor ajandalar, haftalık, aylık ajandalar. Bu ajandaları biz çok fazla kullanmıyoruz. Çünkü öyle bir alışkanlığımız yok bizim. Ama insanlar orada 24 saatlerini, bir haftalarını önce ne yapacaklarını, hangi gün neye tahsis edeceklerini belirliyorlar. Demek ki ben bir ev kadını olsam, pazartesi günü ne yapacağım? Çocuklar okula gitti, eşim işe gitti, ev bana kaldı. O zaman pazartesi temizlik günü ajandamda. Salı günü çamaşır günü. Çarşamba günü pazara çıkma günü, perşembe günü yemek yapma günü gibi kabaca bir haftayı benim önce planlamam gerekiyor. Ne yapacağım diye. Kafada yapıyoruz biz bir kısmımız ama onlar kağıda yazıyorlar. Ondan sonra da bu bir haftanın teker teker her günü için benim günlük plan yapmam lazım. Sabahleyin kalktım, ne yapacağım? Kahvaltı şu saatte, ondan sonra şundan olacak, ondan sonra şu işimi yapacağım, ondan sonra bu işimi yapacağım diye bir planlama yapmamız gerekiyor. Temel nokta bu. Planlama yapacağız. Hedef kitlemiz öğrencilerimiz olduğuna göre. Öğrencilerimizin nasıl bir plan yapması lazım? Haftayı böldük. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar diye. 7 günü atlamaksızın. Pazartesi günü ne yapacağız biz? Kaç tane ders çalışmam lazım benim sınava girmem için? Sınavda sorulan alanlar ne? Öne çıkan alanlar. Matematik öne çıkıyor, Türkçe öne çıkıyor. İşte fizik, kimya, MF ya da TM oluşuna göre, sözel oluşuna göre, gireceği sınava göre öne çıkan dersler var. Bu dersleri önüme koymam lazım benim. Ve bu derste de ne kadar zaman ayıracağımı belirlemem lazım. Birinci nokta bu. İkincisi, bir kontrol listesi oluşturmam lazım. Bu kontrol listesinde de bu derslere ayıracağım zamanla ilgili kutucukların olması gerekiyor. Bu kutucuklara benim her işi yaptığımda bir tik atmam gerekiyor. Bu tikleri tıkır 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 atmam lazım. Başka ne yapmam lazım? Bunu akıllı biçimde düzenleme yapmam lazım. Bir defa boşa geçen, gerilmeyle geçen, saksı çiğnemeyle geçen, bilmem neyle geçen zaman dilimlerini bir tarafa koyarsak bunlar öldürdüğümüz zamanlar. Onları geri yakalayamıyoruz. Gitti. Gitti o zaman, bitti. Önümde benim daha az bir zaman dilimi kalıyor. O zaman kontrol listemi yapıyorum. Başka ne yapacağım ben? Kendimi tanıyacağım. Ben nasıl öğreniyorum? Ne zaman öğreniyorum? Yapılan çalışmalar bize gösteriyor ki İnsanların biyolojik saatleri farklı zamanlarda öğrenmeye hazır oluyorlar. Bunu haftalık ders programı yapıldığında okul yönetimleri de ona göre planlama yaparlar. Hatırlayın, şöyle lisede hangi dersler hangi günlere konulurdu, hangi saatler konulurdu diye bakarsanız bu tamamen insanların biyolojik saatine göre yapılıyor. Uykudan uyanıp kahvaltımızı yaptıktan sonra öğrenmeye en hazır olduğumuz saat dilimi sabahları genellikle 8 ile 11 arası. O zaman 8 ile 11 arasında biz öğrenmeye çok hazırız. Ben matematik çalışacaksam 8 ile 11 arasında koymam lazım bunu. Çünkü matematik işlemleri soyut işlemlerdir. Buna odaklanmam benim zor diye. Ondan sonra gelen dilimle öğle saati. Öğle saatinde vücut bütün enerjisini yavaşlatıp enerji depolaması gereken bir dönemde olduğu için dinlenme saati. Yemek yiyecek, ufak bir kestirme, ufak bir istirahat. Ondan sonra
Öğleden sonra gene benim enerjimin ve öğrenmemin optimuma düştüğü bir zaman dilimi var. O da 4'ten 6 arası. O zaman benim 11'de bu işi bitirip 12-1'de bu işleri yapmam, biraz vücudumu dinlendirmem, zihnimi boşaltmam. Ondan sonra 4 ile 6 arasında tekrar çalışmaya odaklanmam gerekiyor. Peki sonra 5 ile 7 arasında artık enerjimiz çok azaldığı için enerji toplamak için spor çalışmaları, enerji toplayacak hareketleri yapmamız gerekiyor. Akşam çok aşırı yemek yemeden 7'den sonra 10'a kadar tekrar çalışmamız gerekiyor. Şimdi bu bizim öğrenmeyle ilgili planlamamız gereken zaman dilimleri. Başka ne? Ben görerek mi öğreniyorum? İşiterek mi öğreniyorum, yoksa hareket ederek mi, uygulayarak mı öğreniyorum? İçeride mi öğreniyorum, açık havada mı öğreniyorum? Sesi okuyarak mı öğreniyorum, sessiz okuyarak mı öğreniyorum? Diye bireyin kendini tanıması gerekir bu planı yaparken. Bu kendini tanımayı belirledikten sonra, nasıl öğrendiğini belirledikten sonra şeyler bir araştırıcı geliştirmiş şey diyor, bu mutfak saatleri vardır domatese benzeyen, kurarsınız yemek pişirirken, 20 dakika sonra altını söndüreceğim hocam, işte 3 dakika yumurta haşlanacak falan filan diye. Plamanla mı da öyle, İspanyolca bir ismi var bunun. Domates demek. Domates şeklinde saat, kurmalı saat. Buna göre günlük çalışmayı derslere göre bizim bölmemiz lazım. Yani saat 8 ile 11 arasında yoğun çalışma değil. 25 dakika çalışıyoruz, 5 dakika ara veriyoruz. 25 dakika çalışıyoruz, 5 dakika ara veriyoruz. Üçüncü 25 dakikayı çalışıp 5 dakika ara verdikten sonra 45 dakika ara vermemiz gerekiyor. Yoksa abandone oluyoruz. Hepsi birbirine karışıyor. Sabahleyin çalıştık, öğleden sonra çalıştık, akşamda gün içinde çalıştıklarımızı tekrar etmemiz gerekiyor. Ondan sonra da mutlaka 10 ile 11 arasında yatakta olmamız gerekiyor. Çünkü en son yaptığımız tekrar, araya herhangi bir uyaran girmediği için bellekte en uzun süre kalan bir dönem olacak. Yani kişi çalıştı, çalıştı, ara verdi, çalıştı, ara verdi, yemeğini yedi, tekrar bir genel tekrar yaptı, Allah rahatlık versin dedi yaptı. Sabahlara kadar çalışmak doğru değil. Bir faydası olmaz. Ne olacak? Yattı, yattığı zaman başka bir şey araya girmediği için uyaran, o zaman sabahleyin o bilgileri daha iyi öğrenmiş olarak kalkacaktır. Demek ki ne yapıyoruz? Mutlaka ve mutlaka kendimizi tanıyoruz, zamanımızı planlıyoruz. Bunun dışında mola vermek, söylediğim gibi çalışmalarımızda mola veriyoruz. Ne çok uyuyoruz, ne az uyuyoruz. Bilirsiniz siz gençler, biz artık bir yaştan sonra kocam bana takılıyor diyor ki hani gittikçe bir saat daha erken kalkıyoruz. Bir saat daha erken uyanmak gerekiyor. Günü uzun tutmak gerekiyor. Bu da nedir? Çok uyursanız, yataktan çıkmazsanız uyku uykuyu getirir. Bütün gün yatar uyursunuz. O kıymetli çalışma saatlerini geçirirsiniz. Onun için 6'da kalkacaksınız. 6'da kalkan biriyseniz 5'te kalkacaksınız. Zinde ve dinç bir biçimde güzel bir sağlıklı beslenmeyle kahvaltı yaptıktan sonra kendi vücudunuzu odaklayıp programa göre hangi dersleri çalışmanız gerekiyorsa onun çalışmalarına başlayıp bir tanesini bitirdiniz. Harika. Kendi kendime ödül veriyorum. Muhteşem bir iş yaptım. Neye uydum? Programa uydum diyoruz. Bunların yapılması lazım. Başka ne var? Önemli olan önceliklerimizi belirlememiz lazım. Ne benim için öncelikli olan? Zamanı kullanmak. Öncelikli olan ne? Bir de hep ertelemek istediğimiz şeyler var. Ders çalışma bunlardan birisi. İşte sonra yaparım. Sonra yaparım. Hele şimdi şu işimi yapayım da, hele saçımı yıkayayım, hele bir godimi takayım, hele şunasına bakayım, sonra oturur dersi çalışayım diye hep ertelediğimiz bir şey var. Yoğun olarak ders çalışma da oluyor. Ertelenen konuları
mümkün olduğu kadar ertelememek için strateji geliştirmemiz gerekiyor. Ne olabilir? Bundan ilgili online bir yığın şablonlar var. Şablonlar online olarak indirilir, işaretlenir. Şu kadar zaman ayıracağım. Ne dedik? 3 periyot. Her periyodun 20'şer dakikalık olması gerekiyor. O zaman seni uyaracak orası. Süren azalıyor. Hızlan. Tamamlaman gereken görevin var diye. Bu neyi artırır? İçsel motivasyonu artırır. Bir de bugün erteledim. Yarın sabahleyin ilk işim bu olacak diye ertelediğim konuyu birinci noktaya koyarsam gene erteleme riskim var benim. Hatırlarsanız daha önce konuşmalarda hep söyledim. Beynimiz gazla çalışan bir organ. Evet. Başardıkça öğrenen bir organ. O zaman ben yapabileceklerimden başlayarak gitmem gerekiyor. Mutlaka ve mutlaka bunları öylece planlamam lazım. Yani 7-8 noktada zamanı verimli kullanmayla ilgili stratejiler söz konusu oluyor. Hocam, verim almak için peki kişinin kendisine ödül vermesi gerekmekte midir? Çünkü beyin ödülle mi çalışıyor acaba, onu sormak istiyorum. Her şeyde ödülle çalışıyoruz. Hem içsel ödül lazım hem de dışsal ödül lazım. Bunun için de bu erteleme konusuna tekrar dönersek, eğer matematik sorularını çözmekte ben zorlanıyorsam hedeflerimi küçültürüm. Yani bugün benim 10 tane çözmem lazım birinci periyotta. İkinci periyotta 15 tane çözmem lazım. Üçüncü periyotta 20 tane soru çözmem lazım. 10 tane yaptım. Helal olsun ya, çok güzel, atlamadan 10 tane yaptım. Ben bu işi yapabilirim. Ben bu işi yapabilirim. Hedef koyma ve bunu yaparsam nereye ulaşacağımı bilme. Daha önce de söylediğim gibi gitmek istediğin üniversitenin resmini tepeye asma. Evet, ben buraya gideceğim. Bunun için 5 tane daha benim şey çizmem, net çıkarmam lazım. Bunun için çabalamam gerekiyor. Aferin bana. Bütün bunları ne yapmamız gerekiyor? İçsel motivasyon ve kendi kendimize bir aferin vermemiz gerekiyor. Tabii ana babalar da önemli burada. Ana babalar çok önemli. Şimdi pandemi ortamında anne, baba, çoluk, çocuk, sınava girecek öğrenci, hepsi bir ortamdalar. Bazı insanlar mutlak sessizlikte çalışırlar. Benim küçük oğlum öyleydi. Ben ders çalışıyorum dedi. Çalış odanda dedi. Dışarıdan ses gelmeyecek dedi. Hepimiz dilsiz oyun oynardık o ders çalışırken. Çünkü dikkati bozuluyordu. Dikkatinin bozulmaması lazım. O zaman anne babaların çocuğun öğrenme ve çalışma stiline saygı göstermesi ve de ona belli bir süre daha zaten zorlukla baş etmemiz gerekiyor bizim. Şurada bir aydan az bir zaman dilimi kaldı. Birazcık tolere etmeleri gerekiyor. Başka kaç tane net çıkardın? Kaç soru çözdün? Yaptın mı? Sen yapamayacaksın bu işi. Bu olumsuz yönlendirmeler ve hevesini kırmamak lazım. Bizim için sen çok önemlisin. Sınav değil. Olsa da olur, olmasa da olur. Sana olan sevgimizden ufacık bir eksilme olmayacak. Biz seni çok seviyoruz. Sen şansını denemek istiyorsun. İyi de hazırlandığını söylüyorsun. İyi hazırlandınsa şansını dene. Sonucu birlikte göreceğiz. Biz sana güveniyoruz. Aferin yavrum, çok güzel yapıyorsun bu işi diye destek vermeleri gerekir. Yani sınavı kazanamazsa bir çocuk hayatın sonu mu? Değil. Dün vardı değil mi? Başarı öyküsü. 1.8 milyar dolara oyun şeyine sattı adam, geliştirdiği oyunu dünya devi oyun firmasına sattı bir Türk genci. Paylaşabilir misiniz hocam bunu? Kimdir? Tabii. Şey neydi adı, game bilmem ne diye bütün televizyonlar gösterdi, gazeteler yazdı. 1.8 milyar dolar, yarısını nakit aldı, yarısını da Zingana diye mi ne, öyle bir oyun şeyine, firmasının hisse senetleri olarak aldı. Ama bir adam diyor ki, ama ben çok çalıştım diyor, hata yaptım diyor, ama vazgeçmedim diyor, mücadele ettim diyor, hatamdan ders çıkarttım diyor. Önemli olan o. Zamanı iyi kullanmada yapmış olduğunuz hataların üzerinde ısrar etmemeniz gerekiyor. Yeni bir yol denemeniz gerekiyor. O yoldan olmadı, öbür yoldan olması gerekiyor. Vazgeçmemek lazım. Üniversite okumak güzel bir şey. Okuyamazsa kıyamet kopmaz.
Bir defa bu rahatlığı aldıktan sonra kendini çok daha iyi odaklayabilirsin. Kelime yarışı diye bir şey var televizyonda. Kelimeleri belli bir zaman dilimi içinde bilmeleri lazım. Belli bir puan tutturmaları lazım. Ha, süreyi kaçırdıklarında bir şey olduğunda artık yarışma işi bittiğinde yarışamayacak, belli puan tutturamayacak olduğunu hisseden yarışmacılar rahatlıyorlar. Hatasız bütün kelimeleri çözüyorlar. O zaman evet. Bu kadar kaygıya girmek, bu kadar stres altına girmek neye engelliyor? Bizim başarımızı engelliyor. Ben bu işi yapacağım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Sonucuna bakarım. Olur olur, olmazsa kıyamet kopmaz. Yeni bir yol, yeni bir mecra kendime çizebilirim diye kendi kendine telkin etmesi lazım gençlerimizin. Ailelerimizin de öyle demesi gerekir. İlla da bilmem ne üniversitesi, bilmem ne programının olması gerekiyor diye bir şey yok. İllalık yok. Önemli evet. olan mutlu olduğu alanda, mutlu olduğu bir üniversitede okuyabilmesi. Benim şey edebileceğim, söyleyebileceğim o açıkçası. Evet. Hocam, toplumda şöyle bir davranış biçimi var sanıyorum. Ters motivasyonun da işe yarayacağını düşünme ve bir başkasıyla kıyaslayıp onu motive edeceğine inanma. Yani şunun çocuğu şurayı kazandı, bu kadar başarı elde etti gibi bir motivasyon aracı yaratmış halde anneler babalar böyle davranabiliyorlar. Bununla ilgili hocam özellikle velilere, sınava hazırlanan çocuğu olan anne babalara ne tavsiye verirsiniz? Ha, çocuğunuz da ne derse ki evet o çocuğun annesi babası da çocuğuna şöyle davrandı. Ne dersiniz o zaman? Değil mi? Bu cevap hakkı oluyor öğrencilere. Bu cevap hakkı oluyor. Hiçbir zaman iki kardeşi dahi, özdeş ikizler dahi olsalar birbirleriyle kıyaslamamanız lazım. Bizi biz yapan temel özelliğimiz bireysel farklılıklarımız. Bu bireysel farklılıklarımızdan dolayı biz farklı algılar, farklı öğreniriz ve farklı motivasyon araçları kullanırız. Ama hepimiz pohpohlanmaktan hoşlanırız. Hepimiz gaz verilmekten hoşlanırız. Evet. Bunu alaycı bir tonda yapma yerine ciddi biçimde yapma. Daha önceleri de söyledim hep. Mükemmeli aramayın. Ne mükemmel anne olun, ne mükemmel çocuk arayın. Bunları yapmaya kalkarsanız iyiyi kaçırırsınız. Temel felsefemiz iyi yakalamaktır. Yaratıcı ürünleri ortaya koyabilecek yanlarını geliştirmektir çocuklarımızın. Çocuklarımız benzersiz bir taneler. Benzeri var mı? Yok. Hiçbirinin benzeri yok. O zaman bu benzersiz varlıkları hırpalamanın bir anlamı yok. Bu sınavlar sıralama sınavları zaten. Çocuklarınızın yeteneklerini belirleyen bir sınav değil. Stres ortamında ve belirli bir formatta ne kadar soru çözdükleriyle ilgili bir şey. Buna bakarak çocuğunuzun yeterli ya da yetersiz oluşuyla ilgili kesin kanaata varmayın. Üniversite sınavı tam gösterge değildir. Üniversiteyi bitirmek de tam gösterge değildir. Hayatta başarılı olmak için. Bakarsınız üniversiteyi zor zor bitiren, ki bizim bölümden oldu zor, ben bu oğlan dedim mezun olursa vallahi kafamı kıracağım. Nasıl mezun edeceğiz biz bunu? Kaytarıkçının teki, dersleri ortalama civarında. Ama fevkalade bir öğretmen oldu. Aranan bir öğretmen oldu. Bu çocukta iş var. Hep AA alıyor dedik. Gittiği yerden kimse memnun kalmadı. Onun için ne üniversitedeki başarı ne de çocuğumuzu yapmış olduğumuz kıyaslama çocuğumuzla ilgili gerçek durumu ortaya koymaz. Başarmak çok çok önemli bir şey ama mutlu olarak başarmak önemli. İstediğiniz biçimde birisi birinci olur, birisi de 15. olur. Benim büyük oğlan sınava girdi, 6 yaşında. Nasıl geçti oğlum dedim, arkadaşını dürtmüş, öndekiyle konuşmuş. Ben biliyorum aşağı yukarı nasıl olduğunu. Çok güzel geçti, anne arkadaşlarımla konuştum dedi. Çok iyi yapmışsın oğlum dedim. Sınav sonucu geldi, 500 puan almış. Çok üzüldü. 500 almışım dedi. 500. olmuş pardon. Ne kadar güzel dedim. 1 mi büyük, 500 mü büyük dedim. 500 büyük dedi. Gördün mü sen daha büyük olmuşsun dedi. Bir şey fark etmiyor. Önemli olan çocuğunuzu düş kırıklığına uğratmamak.
özgüvenini ve kişiliğini hırpalamamak. Ne oldu benim oğlum? Malzeme mühendisi oldu. Şimdi şu anda çok çok iyi bir pozisyonda. Ben onu hırpalasaydım, işte bak, arkadaşınla konuşmasaydın, tepişmeseydin, sen de birinci olabilirdin de o ne olmuş bitmiş bir şey. Zaman ne oldu? Geçti. O zamanı geri yakalamamız mümkün mü? Değil. Onun için anında çocuğu değerlendirmek lazım. Anında çocuğa destek vermek lazım. Zamanı en verimli kullanma planlı olmayı gerektiriyor. Plana uygun gitmeyi gerektiriyor. Kendimizi tanımayı gerektiriyor. Deliler gibi oturup sabahtan ertesi sabaha kadar çalışmayı değil, aralar vererek, faslalar vererek, pekiştirerek, kendimizi ödüllendirerek çalışmayı gerektiriyor. Başka çeşit zamanı kullanmamız mümkün değil. Aynı anda 3-4 işi birden yapmak durumundasın. Onun için planlama yapman gerekiyor. Sayın hocam, öğrenci arkadaşlarımın genellikle ortak problemlerinden bir tanesi şu. Deneme çözerlerken bir soruya takıldıkları anda bütün motivasyonları da yerle bir oluyor. Dolayısıyla zamanı da yönetmeyi ihmal ediyorlar. Çünkü bir soruya takıldıkları zaman birkaç dakikadan fazla, o soruya ayrılan zamandan çok daha fazlasını harcıyorlar. Dolayısıyla bununla nasıl başa çıkabileceklerini soruyorlar. O soruyu atlayacak. Başka çaresi yok değil mi yani? Yok, o soruyu atlayacak, yanına işaret koyacak, diğer sorulara bakacak. Zaten daha öncelerden de söyledim. Bütün sınavın %70'i kolay, çok kolay ve ortalama sorulardan oluşuyor. %70'i yapar, %10'u çok zordur soruların. Çok zor bir soruyla karşılaştıysa atlarsın onu. %20'si de zor sorulardır. Onları da sona bırakırsın. Diğerlerini tamamlarsın. Hocam zaman yetmedi. Sınavlarda da olur. Zaman yetmeyince yanına işaret koy, öbürüne geç. Zamanı akıllı kullanmak o. Öyle yapmak lazım. Mesela bütün çocukların cebine 2 tane kesme şeker koymasını istiyorum ben. Çünkü kan şekeri düşüyor, heyecanlanıyor. Şeker atarlar ağızlarına. Böylece şeylerini tamamlarlar, kan seviyelerini tamamlarlar. Biz yanımızda torbayla taşıyorduk üniversite giriş sınavlarında. Gözetmen olduğumuzda, salon başkanı olduğumuzda. Bakıyorduk ki çocuğun rengi sarardı. Al oğlum, al kızım, bir tane şeker ye diyorduk. Şekerini yiyordu. Gerilmemek lazım. Bu bir aşama. Evet. Bir dönem zaten ÖSYM'de biliyorsunuz kalem ve silgi veriyordu, kalem tıraş veriyordu peçeteli birlikte ve birkaç tane bonbon şeker veriyordu kalemliğin içerisinde. Daha sonra o uygulama kalktı mı tabii takip etmedim. O kan şekeri düştüğü zaman hemen toparlanması için dağıtıyordu bunu. Ama öğrenciler üzerlerinde su haricinde herhangi bir şey de giremiyor diye biliyorum. Çok didik didik aranıyorlar hocam. Belki kesme şekeri geçirebilirler de, bilmiyorum. Yani şeyi varsa, böyle ani kan şekeri düşüşleri varsa raporunu da alır eline. Bu raporum, 3 tane de şeker aldım yanıma diye. Şekerin üzerine kopya yazacak hali yok. Tabii ki, tabii ki. Evet. Hocam, size şunu sormak istiyorum. Bizimle paylaşabileceğiniz bir ilham veren başarı öyküsü var mıdır? O kadar çok ki. Her çocuk başarı öyküsüdür benim için. Ben 1. sınıfa gelenlere özellikle derslerine giriyorum. 1. sınıflara. Son sınıfta da derslerine giriyorum. Mezuniyette de şunu derim. Birer civciv olarak geldiniz, birer kuğu olarak gidiyorsunuz. Hepsi başarıyor. Nasıl başarıyor? A, B, C, D, E, F, G. Bir şey fark etmez ama hepsi başarıyor. Önemli olan vazgeçmemek, sistemli çalışmak, günü gününe not tutmak, bu notların üzerinden geçmek, başarının yolu. Bir öğrencim mesaj atmış, hocam diyor, ben diyor 1416 ile yurt dışına gitmek istiyorum. Bu sene mezun ediyoruz. Ne yapmam lazım diyor. Ben de ona yapması gerekenleri söyledim. Yüksek Öğretim Kurulu'na başvuracaksın. Orası gönderiyor artık dedim. Ya başka Milli Eğitim Bakanlığı falan göndermiyor. O zaman hedef koymuş kendine. Deli gibi 4 sene çalıştı. Başarı öyküsü budur. Hedef koymanız gerekiyor. Ne yapacağınızı bilmeniz lazım. Soruyorum, neyi planlıyorsunuz? Haftaya ne yapacaksınız? 1 sene sonra ne yapacaksınız? Çoğu kişi
Ders çalışacağız, okula gelip gideceğiz. Hayat okula gelip gitmek, ders çalışmak değil. Bu yaşlar bir daha hiçbir kimsenin eline gelmez. Zaman geçiyor işte, gidiyor. Zaman gidiyor. Evet. Zamanı yakalamak lazım. Onun için çok iyi planlama yapsınlar. 24 saati çok iyi planlarlarsa kendilerine de zaman ayırırlar. Başarı öyküsü, ben özet olarak şunu söyleyeyim. İdolüm olan ve de Gaziantep'in de medarı iftarı olan rahmetli dayımı örnek verebilirim başarı öyküsüne. 21 yaşında gözlerini kaybetti. Hukuk fakültesi 2. sınıf öğrencisiyken. Vazgeçmedi. Özel eğitim alanında çalışmalar yaptı. Üniversitede bölümler kurdu. Özel eğitim alanını kurdu Türkiye'de. 3 dil konuşuyordu. Hiçbir zaman vazgeçmedi. Başarı öyküsü budur. Vazgeçmemek, hedef koymak ve bunun üzerine gitmek. Hedefsiz olursanız suyun alıp götürdüğü bir yapraktan başka bir şey olmazsınız. Su sizi alıp götürür ama bir dümeniniz varsa suyun akıntısına göre kendinizi planlayabilirsiniz. Bakın plan diyorum, plan yapmamız lazım. Mutlaka ve mutlaka hedef koymanız lazım. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Güzel bir yayın oldu. Sorularım bu kadardı benim. Katkılarınızdan dolayı sağ olunuz hocam. Ben teşekkür ediyorum. Tüm Gaziantep'e kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. En kısa zamanda Antep'e kavuşmak umuduyla diyorum. Teşekkürler. Sağ olun çocuklar. Teşekkürler hocam. Sayın hocalarım, size de yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler Lefkoşa Üniversitesi'nden. Hoşçakalın hocam. Hoşçakalın.